Evet, herkese merhabalar. Yaz ayıyla beraber, daha doğrusu bu pandeminin işte biraz Haziran'la itibariyle yavaşlaması, normalleşmeye dönmemizle beraber piyasalarda biraz hareketlendi. Her ne kadar yaz ayı tatil yapıyorsak da aslında çok hani böyle yakından takip ettiğimiz canlı bir piyasada var. Çünkü biraz da hani şey bir piyasa, hani her an her şey değişebilir modunda ilerliyoruz. Konut cephesine baktığımız zaman işte biliyorsunuz faizlerin düşmesiyle beraber gerçekten çok hareketli bir yaz geçirdik. Haziran ayı, Temmuz ayı, hatta Ağustos'un ilk zamanları, ilk haftası, ilk günleri de çok ciddi hareketlilik şey yaptı. Yani hareketlilik devam etti aslında. Bunu birlikte konuştuk, yaptığım videolarda bunu birlikte anlattık. Neler oluyor, neler bitiyor. Haziran verileri açıklandı. O verileri sizlerle paylaştım. Gerçekten o faizlerin düşmesiyle beraber hakikaten böyle rekor rakamlar falan geldi. Çok ciddi bir kullanım yapıldı. Özellikle işte bu kredi cephesinde o tarihi dip seviyeleri gördüğümüz faiz oranlarıyla iyi bir satış yapıldı. Alamayanlar da oldu, alamayanlar da oldu. Çünkü faizlerin düşmesiyle beraber ev fiyatları da bir anda yukarıya geçti. Yani konut cephesi biraz enteresan. Çünkü hani bir yükselmeye başladı mı, hele ki böyle bir duraklamışsa ve bir anda da böyle işte bir önemli bir etken, önemli bir iki kriterle bir anda hareketlendiği zaman, uzun bir süredir de beklemedeyse eğer, çok ciddi artışlar oluyor. Biz bunları gördük, %50'lere kadar artışlar yaşandı. %20-25'ler sattı ama onun üzerinde şey yapanlar, kar koyanlar ya da işte üzerine köpük dediğimiz bir fiyat yapıştıranların elinde kaldı. O köpükler de gidecek diye zaten hani bununla ilgili de hani piyasadaki konut fiyatlarının balon olan rakamlarıyla ya da işte köpük dediğimiz kısımla ilgili bir video yapmıştım. Seyretmenizi mutlaka öneriyorum. Hemen bundan önceki video. Şimdi tabii hani beklediğimiz Temmuz ayıydı. Ben Temmuz ayında bir rekor beklentim olduğunu söylemiştim. Çünkü Temmuz ayında da faiz oranları oldukça iyi seviyelerde devam etti. Hemen hemen işte aynı oranlarda, hatta bir parça yükseldi ama yine çok elverişliydi. 0.70'ler, 60'lar, bu bantlarda hareket etti Temmuz ayında. Dolayısıyla aslında hani iyi rakamlar, rekor rakamlar bekledik. Geçen videoda da bahsetmiştim. Özellikle kredili satışlarda 130-140 bin civarında, 140 bine yakın bir satış olduğunu bakanlık açıklamıştı. Dolayısıyla da hani Temmuz ayında da 200 binin üzerinde bir satış olacağını tahmin etmiştim. Ve öyle de oldu. Şimdi Temmuz ayı rakamlarını sizlerle paylaşacağım. Bakalım neredeyiz, ne olmuş? İşte o yaz ayları, o hareketli olan aylar bizlere neler getirmiş? Ya bunlar önemli şöyle, çünkü bu satışlar yapılıyor ve elimizde hani bizim bu sıkıntılı sürece girdiğimiz zaman, özellikle bu inşaat sektörü, bu pandemiden önce başlamıştı bizde bu inşaat sektöründeki sıkıntılar ve ciddi bir stokla, hani arzla yakalanmıştı. Hep böyle işte elimizdeki stok fazlası, işte arz çok fazla, bu nedenle işte fiyatlar düşüyor, bu nedenle işte talep yok vesaire, bunlar hep böyle konuşuldu. Ama şimdi durum biraz da böyle yavaş yavaş ters yöne doğru hareket etmiş durumda. Ve şey var, hani konut erime hızını açıkladı bu, elimde bir şey var. Onu sizlerle paylaşacağım. Konutta stok erime hızı son 10 yılın en yüksek ikinci seviyesinde. Evet, GİODER. Bu gayrimenkul özellikle markalı konutların üye olduğu bir GİODER, önemli bir çatı derneği, inşaat sektöründe ve konut sektöründe ve REİD'in birlikte yaptıkları bir şey bu. Konut fiyat endeksi Temmuz ayı ile alakalı ve orada da konut stok erime hızının son 10 yılın en yüksek ikinci seviyesinde olduğunu söylüyor. Oranları da sizinle paylaşacağım. Ama isterseniz gelin bir şu Temmuz ayı nasıl geçmiş ona bir bakalım. Şimdi Temmuz ayında 230 bin, 230 bin, evet aynen 200 binin üzerinde, 229 bin, 357, yani 230 bin gibi ciddi bir oranda konut satışı yapıldı. Tabii bu gerçekten hani son yılların en iyi rakamlarından bir tanesi ve özellikle de işte yaz ayı, Temmuz ayında yapılmış bir rakam. Hani Aralık'ta falan biz böyle bekleriz. Aralık'ta olur bu, hep böyle seneyi kapatırken böyle 200 binin üzerinde rakamlar bekleriz. Fakat hani Temmuz ayında hakikaten oldukça iyi. Yani
Yani ciddi bir konut satışı yapılmış arkadaşlar. Evet. Şimdi burada enteresan olan şu, faizler düşük olduğu için ipotekli konut satışları evet oldukça iyi seviyelerde. Yani 130.721 adet konut satılmış ipotekli satış. Fakat bunun üzeri yani neredeyse yaklaşık 100 bine yakın bir konutta hiç kredi kullanılmadan satılmış. Hiç kredi kullanılmadan satılmış. Tabii bunun bir kısmı işte özellikle sıfır konutlarda işte müteahhitlerden ya da işte direkt üreticiden alınan vadeli bazen bu senetli satışlarda yapılabiliyor. Onların da önemli bir etkeni var ama ne olursa olsun ipotekli konut satışları yani 130 bin ise bunun 98 bin yani 100 bine yakın bir kısmı da hemen hemen hiç ipotek kullanılmadan satılmış görünüyor. Bu oranlar tabii yine geçen aya göre kıyasladığımız zaman, geçen senenin aynı ayına göre kıyasladığımız zaman konut satışlarının %124 arttığını görüyoruz. Ve yine de ipotekli konut satışları da yine geçen seneki Temmuz ayına baktığımız zaman %900'lerde bir artış var arkadaşlar. Geçen sene Temmuz ayı aslında hatırlıyorum. Fena değildi o zaman çünkü faizler düşmeye başlamıştı. Fakat tabii hani bu sene çok daha farklı, çok daha iyi rakamlar şu anda var. Şimdi konut satışları ikinci el ve sıfır konutları bir değerlendirmek lazım. Çünkü son dönemde özellikle ikinci el konutlar üretici yani direkt sıfır dediğimiz müteahhitten satılan konutları çok ciddi anlamda geçmiş durumda. Bu aradaki fark yani giderek açılıyor. Hemen rakamları vereyim size. Mesela ilk defa satılan yani üreticiden yani müteahhitten sıfır konut dediğimiz rakamlar 67.937 adet iken Temmuz ayından bahsediyorum. İkinci el konut satışları 161.421 adet. Yani gördüğünüz gibi çok arada çok ciddi bir makas var. Bu hani fark giderek de açılıyor. Yani geçtiğimiz aylara baktığımız zaman da işte geriye dönelim. İşte Haziran'a, Mayıs'a bakalım. İşte senenin başına gidelim. Aradaki farkın giderek açıldığını görüyoruz. Bunun en önemli nedenlerinden bir tanesini söylemiştim size. Arkadaşlar konut yapılmıyor artık yani hani arz eskisi gibi çok fazla değil, çok fazla üretim yok. Maliyetler çok yüksek. İnşaat yapmak şu an çok riskli. Ve hani yaparsak satar mıyız? Biraz hani o şey bir piyasa var hani hareketli ve şey bir nasıl diyeyim tam ismini koyamadım ama zor bir piyasa var. Yani şu piyasa şartlarında inşaat yeni bir projeye başlamak hakikaten çok kolay bir karar değil. Özellikle maliyetlerin arttığını da düşünürsek. Dolayısıyla da hani bu elimizdeki özellikle sıfır dediğimiz konut cephesi biraz böyle o kısımda arz yavaş yavaş iyiden iyiye azalmış durumda. Orada giderek düşüyor. Yeni yapılmadığı için de ikinci eller çok daha fazla hareketli. İnsanlar daha işte yani daha bitmiş. Daha işte pazarlıkta daha böyle istedikleri gibi hemen oturabileceği yerleri tercih ediyor arkadaşlar. Evet, bir de gelelim şeye bu konut erime hızından bahsettim. Onu size anlatacağım. Ama şuna bir bakarsak eğer bir de şunu da söyleyelim bu şeyi kapatmadan önce. Şimdi Ocak ve Temmuz ayı yani yaklaşık tam 7 ay, 7 aylık bir konut satışı yapıldı. Bu rakamlara baktığımız zaman geçen seneye göre %40 oranında artmış olduğunu görüyoruz ve 854.126 adet konut satıldı bu 2020'nin ilk 7 ayında. Gerçekten hani böyle sıkıntılı bir süreçte hiç fena bir rakam değil, oldukça iyi bir rakam. Geçen seneye göre %40 fark atmış durumda. Demek ki sene sonunda biz hayli hayli geçen seneki toplam konut satış rakamını geçeceğiz. Görünüyor arkadaşlar. Yani seneyi oldukça iyi kapatacağız. Piyasalar kötü olabilir. İşte piyasalar hareketli olabilir. İşte dolar altın yerinde durmuyor. Şey de yapılıyor olabilir. Yani başka bir sürü şey var. Yani hani bunları şimdi anlatmaya gerek yok. Ama insanlar ihtiyaç bu. Dolayısıyla bir şekilde vazgeçmiyor. Bir şekilde alım yapılıyor, bir şekilde alım yapılmaya devam ediyor. Yabancılara satışa baktığımız zaman ülke uyruklarına göre en fazla satış yine İran ve Iraklılarda var. Sonra 3. sırada Rusya, Afganistan, Almanya geliyor ve devam ediyor. Şimdi
Tabii ki ciddi bir azalma var yabancılarda ama yabancı satışı durmayacak, devam edecek ve ben bunun çok hızlı bir şekilde hızlı da ilerleyeceğini düşünüyorum. Tabii bu pandemiden dolayı işte insanların rahat gidip gelememesi vesaire vesaire bunlar biraz etkili oldu. Dolayısıyla da şu anda hani yabancılara yapılan satışlarda geçen seneye göre %35 civarında bir azalma var. Fakat bunun çok hani böyle aman aman bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ben bu oranın yükseleceğini söyleyebilirim size. Ne yapmışlar? 2741 adet Temmuz ayında konut satın almışlar yabancılar. Şimdi tabii yabancıların şeyi vardı. Yabancıların en fazla tercih ettiği projeler genelde sıfır projelerde. Sıfır projelerde de biraz azalma olduğunu söyledik zaten. Bu nedenle hani biraz böyle yeni projeleri de aslında hani yavaş yavaş piyasalar düzelse çok hızlı bir şekilde yeni projelerin de geleceğini düşünüyorum ben arkadaşlar. Bakın şimdi konut erime hızı son 10 yılın en yüksek ikinci seviyesinde. Bunu açıklayan GEODER ve REİT'in birlikte yaptığı konut fiyat endeksi. Onu sizlerle hemen videoyu bitirmeden paylaşmak istiyorum. Çok çünkü önemli hangi oranda olmuş. Bakın söylüyorum size. Temmuz ayında bir önceki aya göre %1 iken bu geçen yılın aynı dönemine göre %7,3 13 oranında gerçekleşti yeni konut fiyat endeksi. Evet. Satışlardaki konut bedeli hepsini size buradan okumayayım. Tam rakamları okuyacağım size. Şimdi stok erime hızı. Ben yani bu tabii konu açıklanan konut fiyat endeksinde birçok farklı rakamlar var. Hepsine girmeyeceğim. Onun için bakıyorum size özellikle bu stok erime hızını söyleyeceğim size. Bakın Temmuz ayında markalı konutlarda stok erime hızı rakamları değerlendirildiğinde adet bazında %11,78 oranında erime var. Haziran ayında da stok erime hızı %11,96 oranında gerçekleşti. Bu yapılan şeye göre. Tabii bu markalı konutlardan bahsediyoruz. Yani markalı konut dedim, lüks konut. Yani markalı konut özellikle GEODER çatısı altında birleşen bir şey bu. Konut üreticilerinin yapmış olduğu bir konut fiyat endeksi. Oradan çünkü şöyle yani bu kısım önemli. Piyasayı ciddi anlamda etkiliyordu. Hem arzın en fazla yüksek olduğu, en fazla olduğu lüks konut dediğimiz markalı konut cephesinde oldukça arz fazlaydı. Biz bu sıkıntılı sürece girmeden önce. Dolayısıyla hani buradaki erime hızı önemli. Yeni projeler yapılmıyor ama diğer taraftan da satışlar da devam ediyor. İşte bu arzın da yavaş yavaş burada eridiğini gösteriyor bize. Yeni projelerin yapılması önemli. Çünkü eğer yapılmazsa yeni projeler, sıfır projeler, konut fiyatlarının bırakın düşmesinden yani çok ciddi yükseleceğini söyleyebiliriz. Özellikle işte ikinci el cephesinde de sıfırda da ne var ne yok. Üretim yapılmazsa bizde talep bitmeyeceği için, çünkü bizde yani gerçekten hani konut bir ihtiyaç ve alınmaya devam edecek, önemli. Dolayısıyla da hani üretim yapılmazsa elimizdeki konutlar bu devirde alım satım yapılırsa dolayısıyla da hani fiyatların ileride önümüzdeki dönemde ileriki vadede düşeceğinden bahsedemeyiz arkadaşlar. Buna örnek otomobil. Evet, otomobil aslında güzel bir örnek. Oradan hareketle bakabilirsiniz. Yeni arabalar gelmeyince ikinci elde fiyatların nasıl uçtuğunu, hangi seviyelere geldiğini çok rahatlıkla görebilirsiniz. Durum bu. Şu anda durum bu. Umarım şey olmuştur. Yani rakamlar şu anda böyle ama Ağustos ayı, tabii Ağustos ayı bakalım neler olacak. Çünkü faizler de %1'lerin üzerine çıkmış durumda şu anda. Yani faizlerde bir şey var, yükseliş var. Evet, bunun başka bir videoda konuşuruz. Şimdilik bu kadar diyelim. İçinizde abone olmayan varsa lütfen abone olsun. Ve çok iyi bakın kendinize. Sağlıklı günler diliyorum efendim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.